Herkese merhaba arkadaşlar, ben Mert. Bugün çok keko bir video çekiyorum. Bugün günlerden de salı. Yıllık iznime ayrıldım. Cuma günü ayrıldım geçen hafta. Bugün salı günü, aradan çok fazla bir şey geçmedi. 4 gün falan geçti. Ben hala çok yorgunum. O kadar çok çalışmışım ki yani yıl içinde. Bir de ben yıllık izinlerimi çok erken kullanıyorum. Bu yüzden daha çok yoruluyorum. Bugün şöyle bir video yapacağız. Ben size ekolün videosunda mı ya da kalitede mi bir şey söylemiştim. Silah incelemelerimiz olacak. Ufak ufak çok sıkmadıkça. Ekolü biliyorsunuz zaten. Ekolü incelemiştik daha önce. Havalı tabanca. Bilge fırlatıyor. 4.5 mm olması lazım. Üstelik bilge fırlatıyor. Baya iyi bir tabanca. Ben niye kendime bakıyorum orada? Bu video çekenlerin kaderidir. Hep kendine bakarlar. Kameraya bakmazlar. Karbon monoksit mi? Dioksit mi? Öyle bir tüp boyutun içine. CO2 olarak geçiyor. Bunda ateş diyor zaten. İçinde şu an mermi yok. Ateş diyor. Güçlü bir tabanca. 230 FPS atış gücüne sahip. Belki daha da yüksek olabilir ki. Yapılan atış testlerinde böyle gözüküyor. Bugünkü inceleyeceğimiz tabanca daha ayrı bir şey. Daha ayrı bir güzellik. Retail G17. Bu arkadaşı inceleyeceğiz bugün. Zaten atış testlerini çok yapamadık. Atış testlerini çok yapamadım. Neden diyeceksiniz? Bugün burada mahallede sıktığın zaman saniyesinde polis damlıyor. O yüzden ta Mamaklara, yani Ankara'da Mamak var bizim. Benim diğer eve gitmek zorunda kaldım ki orası biraz daha arazi bölgesi. Zaten incelemeden sonra izleyeceğiniz videolarda göreceksiniz neler yaptım. Çok bir atış testi yok zaten. Silah 9 mm PAK mermileri fırlatıyor. Yani PAK mermi ne oluyor? Yani MK, makine kimyanın yaptığı ya da Sterling olarak geçen 9 mm kuru sıkı mermilerini patlatıyor. Bu sarı mermiler çok önerilmiyor aslında. Özkursan markanın yaptığı mermiler bunlar. Silahta biraz yeri tepme ya da takılma yapabiliyor. Fakat hani bu internette izlediğiniz videolara nazaran öyle. Ben denediğimde hiçbir sıkıntı yoktu. Bu arada kamera bana çok yakın ve sinirim bozuyor. Evet, hoşuma gitti. Böyle ben. Ben denediğimde bir sıkıntı yoktu. Ben denedim. Hani pek bir sıkıntısı yoktu. Silahın sökülüp takılması çok kolay. Diğer silahlara nazaran. Şöyle göstereceğim. Şurada bir klips var. Aynı tarafta böyle bir klips daha var. Bunun ikisini aşağı doğru bastırıyoruz. Aynen de bastırmak gerekiyor. Tık diye ses geliyor ya da gelmiyor. Bunu aşağı indikten sonra yere atıyoruz. Baş parmağımızı yukarı kaldırıyoruz. Silahımız çıkıyor. Çıktıktan sonra icra geliyor. İcra ayarının bağlı olduğu tetik mekanizması otomatikman şöyle çıkıyor. En kolay takısı sökük takılabilen silah olarak ikinci sırada, birinci numarada Desert Eagle var. Bu çöl kartalı dediğimiz var ya, hani tüfek mekanizması kullanılan çift icra yayı olan tabanca. Bu silahın şöyle bir güzelliği var. Retail G17 olarak geçtiği için Retail markası parça desteği sunuyor. Ben bunu siyahını sipariş etmiştim fakat ellerinde bulunmadığı için üzerisi gümüş gri olarak geldi. Parlak metalik. Fakat bu Retail firmasını arayarak ya da belli sitelerden bu üst mekanizmanın, yani üst sürgü mekanizmasının siyahını, kırmızısını, krem rengi olması lazım, öyle hatırlıyorum. Sipariş edebiliyorsunuz. Yani edebiliyorsunuz. Ben onu bilmiyorum yapar mıyım ama gri biraz daha gerçekçi duruyor. Siyah biraz daha ciddi duruyor. Yani o yüzden çok bir şey yapmaya pek gerek yok aslında. Bu da bazen oturmaya biliyor. Yani bu silahı alacaklar adam öldürmek amaçlı değil. De. Yani daha çok belki hani ses yapmayı seviyordur arkadaşlarımız. O yüzden olabilir. Belki başka bir sıkıntıları vardır. Üst mekanizma biraz zor oturuyor. Onu söyleyeyim. Bayağı bir geri atmanız gerekiyor. İşte zorluğu bu yönden kötü. Evet. Ha, şeyleri düşmüş. Tetiği ayrıca düşmüş. Tamam.
Bu hani üst şey çıkartmak için kullandığımız şeyleri aşağı indirmiştik ya. Bunu da tetiğe basarak direkt atıyor zaten. Evin içinde bunlarla oynamayın. Herkesin söylediği gibi. İçini her zaman kontrol edin. Boş mu, dolu mu, bir sıkıntısı var mı? Bir sıkıntısı yok. Şurası ilk geldiğinde biraz sert oluyor. Hemen böyle bastığınızda olmuyor. İki elle falan bastırmanız gerekiyor. Şarjörü takıyorum. Biraz da mermi atalım şöyle. Bakın. Hiçbir takılması yok. Ben takılmasını görmedim. Silah bu şekilde. Birazdan izlediğiniz videoda bunun birkaç tane atışını yaptık Ramazan'la birlikte. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Aşağı. Bitti mi?